Belediyeler Birliği Başkanı seçildiniz ve ilk ziyaretinizi gerçekleştirdiniz. Toplantıda neler konuşuldu? Aslında bir nezaket buluşması. Sonuçta resmi süreç devam ediyor. Belediyeler Birliği binamızı ziyaret ettim. Çünkü daha önce gelmemiştim açıkçası. Bir davet de almamıştım. Benim bir programım da olmamıştı. Ama geldim, zaten binayı çok beğenerek yıllardır takip ediyorum. Sadece Belediyeler Birliği döneminden değil, ta Şekerbank döneminden ödüllü bir bina olarak bildiğim özel bir bina. Yapının içini görmek istedim. Ki ta bu işin en başında kurum olarak kazandırılmış Türkiye Belediyeler Birliği'ne, o dönemde de emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hızlıca kurumsal yapısının analizini yapıp önümüze bakacağız. İnşallah güzel hizmetler üretme konusundaki karar birliğimizi ve gönül birliğimizi paylaştık encümendeki arkadaşlarımızla. İnşallah çok güzel olur. Mecliste de komşu oldunuz efendim. Efendim? Mecliste de komşu oldunuz. Evet, tam kapı komşusu gibi yoğun bir bina olacağını düşünüyorum. Halkla ilişkileri, kurumlarla ilişkileri, belediye yönetimleriyle, başkanlarla ayrım yapmaksızın, hatta daha kapsayıcı toplantıları da burada yaparak ve davetleri daha da ısrarlı yerine getirerek buranın kim gelirse gelsin Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere ait olduğunu hissettiren çok özel bir çalışmayı sürdürüyor olacağız. Komşuluğumuzda da iyi bir diyaloğu inşallah sağlarız Türkiye yerel yönetimlerin daha çok gelişmesi adına. Efendim, bir taraftan da tabii güncel siyasetik konulara bakacak olursak bir yumuşamadan bahsediliyor ama dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin bir tablo vardı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti'nin eski genel başkanı Sayın Akşener bir araya geldi. Görüşme de şu ana kadar devam ediyor. Bunlar bir yumuşama adımı mıdır sizce? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben tabii bahsettiğiniz son görüşmenin gündemi hakkında bir fikir sahibi olmam mümkün değil. Muhtemelen bu sorunuzun cevabını onlar verecektir. Şahsımla bir ilgisi yok. Ama tekrar birçok yerde söylediğim gibi bu adı yumuşama veya başka bir şey bilemem. Herkes farklı bir sıfatla tarifliyor. Ama her zaman söylediğim gibi müzakere kadar güzel bir şey yok. Müzakereyi en son anına kadar korumak lazım. Müzakereyle yapılan mücadele daha güzel sonuçlar verir. Bu bağlamda ben de her türlü müzakereden toplumun fayda göreceğini düşünüyorum. Yeter ki iyi niyetli ve iyi arayışlarla sürsün. Toplum bundan faydalanır. Kaldı ki son yerel seçim kayıtsız şartsız müzakere edin talimatı verdi zaten bütün siyasilere. Biz o talimatı aldık, vatandaşımızın talimatını yerine getirmek adına da yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Efendim, birkaç gündür kayyum tartışması var. Dün takip ettiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kavgaya neden oldu. Bugün de seçimlerde Türkiye Belediyeler Birliği seçimi bir tartışma yaşandı. Bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Ben açıkçası tabii bugün yargı sürecinin devam ettiği bir husus diyebiliyorum. Yani mahkemesi var. Bir net bir bilgi sahibi değilim. Evet, karar çıktı. Gerekçeli karar nedir vesaire. Ben tabii onunla, o detaya hakim değilim. Ama kavramlar üzerinden şunu net söyleyebilirim. Bu millet yargı sistemine güvenmek istiyor. Bu millet karar alma düzenine güvenmek istiyor. Yani anayasal zeminde, hukuki zeminde, kanun zemininde. Dolayısıyla görevden alma nasıl olur? Görevden almanın koşulları. A kişisine göre şöyle, B kişisine göre böyle olmaz. Olmaz. Bu ülkenin her insanı bizim her kurumumuza en üst seviyede güvenmek zorunda. Yani güvenmeli, zorunda demeyeyim, yanlış oldu. Onları güven duyacakları zemini hazırlamak zorundayız biz yöneticiler olarak. Bu bakımdan kişiye göre, partiye göre kayyum ata ya da kayyum ata birini yolla oraya meclisini yoksa. Yani bakın o kadar yanlış peş peşe geliyor ki. Bu sefer toparlayamıyoruz işin sürecini. O bakımdan ben süreci çok ciddi kaygıyla izliyorum. Üzülüyorum ve bu bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. İtibar kaybı. Dünya çapında itibar kaybı. Ben dünyanın bütün olimpiyat komite başkanları, temsilcilerine sunum yapacağım yarın ve öbür gün Romanya'da. Avrupa'nın bütün ülkeleri orada, komite başkanları orada, sporla ilgilenen insanlar, onlar bile bu durumu bize soruyorlar. Bu hoş bir durum değil. Hukuk, yargı, anayasa, kanunlar, her şey. Ekrem'e göre neyse
Hakkari Belediye Başkanı'na da öyle, Gaziantep Belediye Başkanı'na neyse, İzmir Belediye Başkanı'na da öyle, Trabzon Belediye Başkanı'na neyse, Mersin Belediye Başkanı'na da aynı olmak zorunda. Bunu sağladığımız gün gerçekten herkes kurumlarına da, hukukuna da, yargı sistemine de, anayasal zeminine de güven duyar. Benim yegane talebim budur. Şu andaki süreçte kötü gidiyor nokta. Son olarak Mansur Yavaş ve Sayın Özgür Özel'in bir tebliği oldu mu size? Beraberdik zaten. Yani genel başkanımızla son ana kadar beraberdik. Mansur başkanımızla hem genel merkezde beraberdik hem yan yana birlikteydik. Az önce yukarıda da yine belediye başkanımız encümende yine bir başka mesajını iletti. Sonuçta burada bir takım çalışmalar yapacağız, analizler yapacağız. Her türlü uzman yönetici konusunda da Mansur başkanımız hazır olduğunu ifade etti. Dolayısıyla dayanışmamız sürüyor. İnşallah kendisi de Tarihi Kentler Birliği'nin üyesi kongreye katılacaktır diye düşünüyorum. Cuma, cumartesi İstanbul'da Tarihi Kentler Birliği'nin merkezi ve kongresinin yapılması adına kuralları. Muhtemelen bu sefer ben misafir edeceğim. Birlikte olacağız. Biz birlikteyiz sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Memleketin iyi olacağı son ana kadar da alın terimizi dökmeye birlikte hazırız. Teşekkürler. Teşekkürler.